Sevgili dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi başladı. Dev bir projeyi yerinde inceleyerek son durumu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Adeta bir dünya harikası olan Artvin'deki Yusufeli Barajı için geri sayım başladı. Baraj 2 hafta önce su tutmaya başladı. İşte Yusufeli Barajı ile ilgili gurur veren tablo ve son detaylar. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve yeni bölümümüz başlasın. Detaylarıyla hem Türkiye'nin en yüksek barajını inceleyelim hem de yerli enerji konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaları anlatalım. Dünyada ve Türkiye'de artan enerji ihtiyacına sunulan çözümlere de detaylıca bakalım. Bilgi dolu bir bölüm sizi bekliyor. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Korona, ekonomi, halkın satın alma gücü ve artan elektrik fiyatları. Ama bir yandan da Türkiye Büyük Atatürk'ün gösterdiği hedefe çağdaş uygarlık yolunda ilerliyor. Yerli ve milli projeler. Savunma sanayi, fabrikalar, üretim ve artan ihracat rakamları göz dolduruyor. Günlük siyasi çekişmelere ve bardağın boş tarafına bakarak karamsarlığa kapılmanın ve enseyi karartmanın alemi yok. Bardağın bir de dolu tarafı var. İşte Yusufeli Barajı. Türkiye'nin dünyaya meydan okuması. Emeği geçenleri kutluyoruz, alkışlıyoruz. Büyük Atatürk'ün modern Türkiye'sine yakışır uygarlık abidesi. Bizim mühendisimizin, bizim işçimizin. Bizim milletimizin eseri. Turgut Özal demişti ki, devirler gelir, devirler geçer. Kalıcı olan eserlerdir. Yusufeli Barajı. Büyük eser, Cumhuriyet'in Çoruh Nehri'ne vurduğu mühür. İstanbul'dan 1300 kilometre uzaktayız. Karlı dağlarla kaplı bir coğrafyadayız. Hava buz gibi soğuk ama baraj inşaatı tam gaz devam ediyor. Çalışanların sayısı bir ara günde 4500 kişiye çıkmış. İş makineleri vızır vızır çalışıyor. Baraj bölgesi sanki şehir içi trafiği gibi yoğun. Kolay değil, dev eser tamamlanma noktasında. Bu barajda üretilecek enerji, turizm kenti Antalya'nın elektrik ihtiyacını karşılayacak boyutta. Yine baraj bölgesinde, inşaatın yapıldığı yerlerde tüneller açılmış. İş makinelerinin geçebilmesi için dağlar delinmiş. Tünelleri saymakla bitiremiyoruz. Tünellerin toplam uzunluğu, sıkı durun, tam 40 kilometre. Baş döndüren yükseklik kendi sınıfında. Çift eğrilikli ince beton kemer. Türkiye'nin en büyüğü, dünya dördüncüsü. Gövde yüksekliği 275 metre. 100 katlı gökdelen yüksekliğinde. Gövdeye çıktık, aşağılara baktık ve başımız döndü. Beton teleferiği gövdenin üzerinden geçiyor. Hatta tepemizde hava hattı gördük. Teleferik gibi toplam 3 hattan oluşuyor. Üstelik her hat 28 ton yük taşıyor. Bir defasında 2 hatta birden yükleme yapılmış ve bu yaklaşık 60 ton ağırlığa denk geliyor. İnşaat sürecinde aşağıda beton dökülürken yukarıdan da aynı anda beton dökülmüş hava hattından. İnanılır gibi değil. Koskoca iş makinesi teleferikte. Hava hattında, tepemizde. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı su tutma işlemi için çalışmalarda sona gelindi. Yine dünyada ses getiren, belgesellere konu olan bir projenin tamamlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sadece bir baraj projesi değil, yeni bir il inşa edildi ve taşınma işlemleri başlandı. Yüzlerce tüneller bölgede ulaşıma açıldı. Yusufeli en çok içinden tünelin geçtiği ilçe konumuna geldi. Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor. Devlet Su İşleri Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü'nce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzdesi 95 seviyelerine geldi. Gövde dolu Savak Hidromekanik imalatları ve Dip Savak Vana Odası inşaat çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
Türk mühendisler dev viyadükleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yeri kapsamında yapımı süren 4 özel tasarım viyadük Türk mühendislerin gururu oldu. Artvin'in Yusufeli Barajı nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7. kez taşınmasına hazırlanılan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 72 senelik son alana veda edecek ilçe halkının isteğiyle yeni yerleşim yerinde boğa güreşleri geleneğinin yaşatılabilmesi için arena yapımına da başlandı. Mesire alanında inşa edilen arenada boğa ve kara kuşak güreşleri yapılacak. Su tutmaya başlayan barajın projesi ise ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle 4 köyde yaklaşık 5000 konut, 270 iş yeri, 9430 dönüm tarım arazisi ve boğa güreşlerinin yapıldığı arena sular altında kalacak. Tünelli dolu savak kaplama betonu tamamlanırken giriş, çıkış ve havalandırma bölgesinde çalışmalar sürüyor. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifikatör bölgesinde tıkaç çalışmaları sürerken mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarında %32 fiziki gerçekleşme sağlandı. Su tutma işleminin kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi. Temelden yüksekliği 275 metre, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megawatt kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilowatt saat enerji üreterek ekonomiye yılda 1.9 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de %10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Türkiye bunu başardı ya, Allah bize bu günleri de gösterdi ya, çok şükür. İçeride ve dışarıda istemezük kafası dikkatimizi çekiyor. Veysel Eroğlu'yla dünü konuştuk. Yapılmaması için öyle engeller çıkarıldı ki, anlatsam roman olur dedi. Roman köşemize sığmaz, özetini rica ettik. Devlet Su İşleri Genel Müdürü olunca önüne dosyalar gelmiş, şikayetler, mahkeme kararları. İki barajın Hasankeyf Ilısu ile Yusufeli'nin yapılmaması için, yurt içinden ve Avrupa'dan yağan şikayetler, Danıştay'a açılan davalar, dosyalar dolusu. İstemezük lobisi. Peki bunlar kimler mi? Profesör Eroğlu'nun söylemiyle yerli ve milliye karşı olanlar. Türkiye'nin enerjide batıya bağımlı kalmasını isteyenler. Danıştay'da dairelerden biri. Şikayetleri haklı bulmuş. Yapılamaz kararı vermiş. Veysel Hoca Danıştay'a gitmiş. Daire daire dolaşmış. Ve sonunda dava daireleri genel kurulu toplanmış. Karar: Ilısu Barajı da Yusufeli Barajı da yapılabilir. Ilısu Barajı yapıldı. Milletin hizmetinde. Yusufeli Barajı'nın bitirilmesi için gün sayılıyor. Milli enerjide bağımsız olmak için yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Yapılan çalışmalar ve yeni nükleer santral Türkiye'yi geleceğin ülkesi yapabilecek mi? Başkan Erdoğan millileştirme çalışmalarında son hızda çalışıyor. Yerli projelerimizle ilgili görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Yerli araba sizce kaç para olmalı? Daha fazla içeriğimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.